Bir dil öğrenirken ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir sorun vardır. I can understand but I can't speak. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ben de onlara hep diyorum ki you can't speak if you don't speak. Eğer konuşmazsan konuşamazsın. Burada demek istediğim şu, dil yaşayan bir şeydir ve hayatın içinde olan bir şeydir. O yüzden hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Yani 45 dakikalık derste, işte ders bittikten sonra kitap kapanıp öğrenilecek bir şey değil. Bunu bir hobi haline getirmeniz gerekiyor. Mesela yine öğrencilerime hep tavsiye ettiğim şu vardır. Arkadaşlar, hobileriniz varsa bunları yabancı dilde, İngilizce de okuyun. İngilizce öğreniyorken. Mesela gardening ile ilgileniyorsunuz, bahçecikle ve artı şöyle de bir avantajı var. İngilizce inanılmaz çok kaynak var. Bunun için bir deneme yapabilirsiniz. Mesela existentialism, varoluşçuluğu bir Türkçe Wikipedia'ya yazın. Bir de existentialism şeklinde yazın. Aradaki farkı göreceksiniz. İngilizce belki 100 katı daha fazla sonuç alacaksınız. Hani biraz önceki şeyde de söylediğim gibi vizyonunuzu farklılaştıracak bir şey. Ben aslında İngilizceyi şöyle görüyorum. Hazineye giden map, hazineye giden bir harita gibi. Eğer o dili biliyorsanız inanılmaz bir bilgi birikimine ulaşmanız çok daha kolaylaşacak. Bu yüzden bir dil öğrenin diyorum. Hatta bir dil değil, iki, üç, birçok dil öğrenin. Her yeni öğrendiğiniz dilde tek bir bedende belki 3-5 kişiyi yaşayacaksınız.